Semih bir şey söylemeye çok hevesli ama önce Sema'ya vereyim sözü. Sema'cığım bu hafta dokunulmazlık oyunları ile ilgili beklentilerin nelerdir? Ben bir kadının birinci çıkacağını düşünüyorum. Hemfikir misin? Yani bu dokunulmazlıkta bir kadın bir dokunulmazlık alırsa çok güzel olur ki alabileceklerini de gördük. Gösterdiler. Benim merak ettiğim şu, yine hak veriyorum, kırmızı takım çok doğru bir karar verdi. Steven gibi bir yarışmacıyı yolladılar. Ama ben şunu merak ederim. Aynı şartlar oluşursa ya da yakını oluşursa Batuhan'ın karşısına, İsmail diyelim son dokunulmazlığı kazandı. Batuhan'ın karşısına Dora varken başka isim söyler mi? Söylerse Batuhan'a bunu senin için yaptım kardeşim derse Batuhan ne cevap verir? Ya da Batuhan kazanıp İsmail'in karşısına Dora'yı değil de Poyraz'ı çıkarırsa İsmail buna tabii ki seve seve kardeşim mi der? Ben bunu çok merak ediyorum. Eğer böyleyse onların birbirlerini koruma tarzı ona da varım. Ama bu olursa gerçekten Aleyna için düşünüp düşünmediklerini biz anlamış oluruz. Ya burada zaten çok bu saatten güzel. Sonra şöyle bir şey var Sema. Açıkçası kimseyi, herkes kendini düşünür bu saatten sonra. Öyle artık zaten. Yani uçurumun kenarında i̇şte bütün yarışmacılar. Biz de tam olarak oradayız. Doğru yapıyorlar. Sonuna Hı-hı. kadar haklılar. Ben de Batuhan İsmail olsam tabii ki Steven gitsin isterim. Ayşe gibi çok oy almış bir yarışmacı yani kaç tane birincilik aldı. Ben bunların hepsinde varım. Bence herkes de var zaten. Burada sadece dediğin gibi kabul etsinler ya. Arkadaşlar sonuna gelmişiz. Onu düşün bunu düşün değil. Ben buraya şampiyon olmaya geldim. Ben Aleyna için bir şey yap. Aleyna gitsin istemiyorum tabii ki. Üzülürüm giderse ama bu yolda da ben Steven'ı yollayayım desinler. Hepimiz rahatlayalım. Bunu söyleyebilen bir yarışmacı gördün mü? Valla oluyor söyle. Hayır söyle bana. Söyle bir tane. Bir tane örnek ver. En azından korudum demeyen var. Bu sezon için. Bu sezon için başından sonuna kadar yani. Hiçbir şey söylemeyen var ama. Evet bir şey söylemeyen var. Değerlendirme yapmayan var. Seni tebrik ediyorum. Aynı konuya ben bir açılım yapacaktım burada. Şahane. Keşke şöyle bir şey görsek. İstemiyorum da sadece ne kadar haklı olduğumu görmek istiyorum. Ne biliyor musunuz? Söyle. İlk dokunulmazlığı mavi takımdan biri aldı. Çat Batuhan'ı söyledi. İkinciyi de biri aldı. Berkay'ı söyledi ya da İsmail söyledi. Yani o üç erkekten ikisi girdi. Birinci ve ikinci dokunulmazlıkta potaya girdi. Kimler girdi? İlk dokunulmazlıkta Berkay girdi. İkinci tamam. dokunulmazlıkta İsmail girdi. Tamam Batuhan'ı karıştırmıyorum. İkisi yaptı ya bu operasyonu. Üçüncü dokunulmazlığı da Aleyna kazandı. Aleyna da şöyle bir çıkarım yaptı. Arkadaşlar ben sizi düşünüyorum ve kendimi de düşünüyorum. SMS birincilikleriniz de var. İddialı yarışmacılarsınız. Poyraz'ı mı söylüyorsun? Poyraz'ı eleyebilirsiniz bence. Elerseniz çok güzel olur. Şampiyonluk yolunda önümüz açılır. İnanıyor musun İsmail abi? Bence inanmalısın. Seni çok düşünüyorum çünkü. Evet. İsmail de muhtemelen şöyledir o zaman. Evet Aleyna. Ben çok mutluyum. Ben de buradan yorum yaptığım zaman Aleyna sen nasıl kandırıyorsun İsmail dediğim zaman. Sen o zaman şey dersin yine. Ama Aleyna öyle söylüyor. Ona inanmalısın. Çok mutlu. İsmail de çok mutlu. Onları söylemen lazım. Değil mi? İsmail de bence tamam der. Çok güzel Aleyna ben de seni çok seviyorum. Süper bir takımız. Yani güzel böyle bir tablo görsek böyle bir tablo olabilir de. Belki yarın göreceğiz ama Aleyna böyle bir şey yapar mı? Bence yapmaz. Müsaade etmezler. İsmail ile Berkay böyle bir şeye müsaade etmez. Yine orada da mantıklısı Dora'nın yazılması çünkü. Yazılması ama Aleyna'ya öyle bir şey yapmadılar onu söylüyoruz. Evet. Mantıklı yazılabilir. İsmail riske atılmaz, Berkay riske atılmaz takımsalar. Böyle bir şey yok. Ama keşke bu söylemleri biz görsek. Aleyna da böyle anlatsa. İkincisi, siz az önce bir şey söylediniz. Sen Aleyna'nın çok oy alacağını falan söylüyorsun da onlar göremiyor mu? Ben gördüklerini düşünmüyorum. Acun abi tweetler okudu konseyde. Aleyna'nın annesinin tweetlerini. Evet. Aleyna orada çok şey mi puan mı topladı çok mükemmel mi gözüktü anlamadım. Annesinin attığı tweetler yüzünden zor durumda kaldı orada. Açıklama yapmaya çalışıyor. Bunu Batuhan şey mi görüyor? Aa Aleyna'nın annesi böyle tweetler atmış. Çok büyük oy alır o zaman karşısına Ayşe'yi çıkartalım. Batuhan böyle mi düşünüyor? İsmail böyle mi düşünüyor? Böyle bir şey yok. Biz buradan çıkarımlar yapıyoruz. Ben bu arada Aleyna'nın annesinin attığı tweet ya da karşılıklı çatışma falan filan oradan oy aldığını düşünüyorum da. benim Aleyna'nın oy aldığını da sen oy aldığını düşünüyorsun adam niye düşünmesin? Aleyna'nın oy almasını adam düşünemez. Adam niye? Çünkü benimle aynı düşünmüyor. Ben Aleyna'nın oy almasının sebebini bunlardan ziyade potada arkadaşları tarafından kandırılarak yalnız bırakılmasından aldım. Yok artık. Evet, mağdur edildi kız. Kız mağdur edildi. Seni koruyoruz diyerek. Bu son nokta oldu. Kız
Kıza seni koruyoruz diyerek karşısına iki tane güçlü adam yarışmacı çıkarttılar. Kızı göz göre göre ateşe attılar ve mağdur ettiler. Çok ya mağdur değil. Kız mağdur değil ama kıza doğru olmayan bir şey söylüyorlar. Kız orada çaresiz kaldı. Bir şey de söyleyemedi. Bu güzel bir görüntü değil. Kızı kandırdılar. Gerçek bu. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir kere Aleyna Kalaycıoğlu'nu potaya çıkaran kim? Kim? Aleyna Kalaycıoğlu'nun ben potaya çıkmasıyla ilgilenmiyorum ki. Aleyna Kalaycıoğlu'nun karşısına seni koruyoruz diyerek çıkardı. Ya Aleyna Kalaycıoğlu'nu potaya çıkaran Poyraz. Poyraz olabilir. Poyraz ama sen yine burada da İsmail Levatovan'a suçlu. Tebrik ediyorum seni ya. Bu konuyu da oraya bağlı. Poyraz karşı takımda ya. E tamam abi, yani sonuçta kadını potaya çıkaran kim abi? Nasıl? Sen kadını potaya beni mi çıkaracaktı Poyraz potaya? Ya Aleyna'yı çıkaracaktı ya İsmail çıkaracaktı. Peki. Burada bir sıkıntı yok. Peki bir şey söyleyeyim. Karşısına koruyoruz. Seni koruyoruz diyerek iki tane güçlü yarışmacı çıkarmak nasıl bir koruma? Salak mıyım ben ya? Estağfurullah. Hayır ama Furkan'cığım bu kadar da yani. Zeki bir adamsın sen hani ya. Bu kadar da olmaz yani. Evet. Konuşuyoruz saatlerdir. Şimdiden.